Arkadaşlar merhabalar, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda doğal ortamlarda insan etkilerine bakacağız. İnsanlar neler yapıyor dünyaya? Arkadaşlar hiç iyi şeyler olmadığını zaten çoğunuz biliyorsunuz. Ha bu arada iyi, iyi şeyler yapılmıyor mu? Tabii ki yapılıyor ama şöyle bir teraziye koyduğumuzda insanların yaptığı iyi şeylerle kötü şeyler sizce hangisi daha ağır basıyordur arkadaşlar? Doğal çevreye verdiğimiz zarar mı yoksa fayda mı? Bunu da size bırakıyorum cevabını. Arkadaşlar konuya başlamadan önce ne yapıyoruz? Her zamanki gibi dinamo soru bankamızı e, açıyoruz. Dinamo soru bankamızda artık kitabımızın son konusu olan değerli arkadaşlar kısımı açıyoruz ve konuyla ilgili ne yapıyoruz? Soruları çözüyoruz. Sorular çözüldükten sonra biliyorsunuz konu tamamen pekişmiş oluyor. Hangi konu bu? Çevre ve toplum konusu arkadaşlar. Doğal çevreyi kullanma biçimleri, doğal ortamda insan etkileri ve çevre ve toplum konularıyla ilgili sorular var. Açıyorsunuz. Zaten sorular çok güncel sorular. Bunları rahat yapabileceğinizi düşünüyoruz. İyice konu pekişir. Pekiştikten sonra da ne yapıyoruz artık? 9. sınıfa elveda diyoruz arkadaşlar. Şimdi doğal ortamda insan etkileri. Tabii bu bir dersin e, hani bize öğretecekleri şeyler burada hayat boyu kullanabileceğimiz şeyler aslında. Nedir doğal ortamdaki insan etkileri arkadaşlar? İnsanların doğal çevrede getirdiği değişimler, doğal ortamı oluşturan litosfer. Ne demek litosfer? Yer demek. Atmosfer ne demek? hava. Hidrosfer ne demek? Sular, bütün sular. Ve biyosfer ne demek? Bütün canlılar. Zaten bu dördü neydi? Coğrafyanın dört araştırma konusuydu arkadaşlar. Yer, hava, su ve canlılar. Şimdi insanın çevreye etkileri neler? Bir kere hava kirliliğine etkimiz var mı? Var maalesef. Nasıl oluyor hava kirliliği? Biliyorsunuzdur. Arabalar sebep oluyor. Fabrikalar sebep oluyor. Değil mi arkadaşlar? Su kirliliği. Gene aynı şekilde sanayi tesisleri çok ciddi etki ediyor. Toprak kirliliği. Radyoaktif kirlilik. Gürültü kirliliği. Ya gürültünün kirliliği mi olur? Gürültünün kirliliği arkadaşlar gerçekten insanı çok rahatsız eden boyutlara ulaşabiliyor. Bazen böyle kafanızı dinlemek istersiniz. E, araba sesleri, yeri kazma işte eskavator sesleri, efendim söyleyeyim, siren sesleri vesaire vesaire. Dolayısıyla insanı çok rahatsız ediyor ve hayat kalitesini oldukça düşürüyor. Ah diyorsunuz şöyle sessiz sakin bir yere gitsem de kafamı biraz dinlesem. Efendim orman ve bitki tahribatı, insanların yaptığı diğer faaliyetler, ozon tabakasının incelmesi, Buna da insanlar sebep oluyor değil mi? O kloroflorokarbon gazları yani CFC gazları dediğimiz ekosistemin işleyişi etkisi, ee, küresel ısınma, erozyon ve kuraklık bütün bunlara insan sebep oluyor arkadaşlar. Bütün bunlara insan tabi bunları daha da arttırabiliriz. Değerli arkadaşlar mesela tanker kazaları boru hatlarında meydana gelen patlamalar ile petrol sızıntıları deniz ekosistemini ciddi şekilde kirletiyor. Şimdi bakın İstanbul Boğazı'nda 1980'lerde tanker kazası meydana geldi. Ve aylarca arkadaşlar o yüzeye çıkan petrol Böyle boğazda çok çirkin bir manzara, diğer canlılara ciddi bir zarar verdi. Dünyanın başka yerlerinde de çok ciddi kazalar meydana geliyor arkadaşlar. Bu tarz, hani tanker kaz, petrol yüklü tankerler çarpışıyor ya da bir tanesi batıyor ve veya patlıyor bir şey oluyor. Arkadaşlar bütün o petrol denize suya karışıyor. Ne oluyor oradaki canlılar? İşte bundan çok ciddi etkileniyor. Fosil yakıt kullanımı. Fosil yakıt dediğimizde arkadaşlar aklımıza ne geliyor? Bir kere petrol, taş kömürü, linyit. Linyit nedir? Linyit de kömürün bir türü arkadaşlar. Doğalgaz. Tabi doğalgaz bunlar içerisinde en masum arkadaşlar. En masumu doğalgaz. Fosil ne demek? Canlı kalıntısı değil mi? Bunlar işte canlı kalıntılarından ortaya çıkıyor değerli arkadaşlar. Fosil yakıt kullanımı fosiller kullanıldıkça havaya bunların içerisinde hani canlılığın temel taşı olan karbon var ya arkadaşlar. Karbon. Fosiller kullanıldıkça havaya karbon verilir ve bu karbon da ne yapıyor? Dünyayı kirletiyor arkadaşlar. Kloroflorokarbon gazı kullanımı küresel ısınma ve ozonun seyrelmesine neden oluyor. Efendim ozon seyrelince ne oluyor? Arkadaşlar ozon seyrelince bu sefer işte radyoaktif ışınlar güneşten gelen ee, radyasyon bunlar ne yapıyor? Artıyor ve canlılarda çok ciddi hasara neden oluyor. İnsanlarda da cilt kanserlerine ciddi şekilde sebep oluyor. Filtre takılmayan fabrika dumanları. Şimdi bununla ilgili dünyada arkadaşlar oturdular 1997 yılında bir anlaşma yaptılar. Kyoto, Japonya'nın Kyoto kentinde bir protokol imzalandı. Kyoto, tamam mı? Dediler ki işte filtreleyeceksiniz fabrikaları falan ne olacak böylece ee, çevre daha az etkilenecek bunlardan. İşte taşıtların gazları havanın bileşimini değiştirerek hava kirliliğini oluşturmaktadır. Bu taşıtların arkadaşlar gazlarıyla ilgili de konulmuş bir ölçek var. Diyor ki yani herhangi egzozdan çıkan duman şu kadar olmalı. Bunun daha ötesi kesinlikle o araç trafiğe çıkamaz diye önlemler alınmasına rağmen dünyanın birçok yerinde tabi bu önlemlere uyulmuyor değerli arkadaşlar. Termik santraller hava kirliliği, nükleer santraller radyasyon kirliliği oluşturmaktadır. Hele hele nükleer santrallerde Meydana gelen patlamalarla bütün oradaki ortam yok oluyor diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Termik santrallerde de hani ne oluyor termik santral ne demek arkadaşlar? Sıcaklıktan elektrik üreten santral demek. Sıcaklığı nasıl sağlıyorsun? Büyük kısmını kömürle ısı ısıyla yani termik ısı demek. Oradan elektrik elde ediyorsun. Şimdi ülkemizde de lingit termik santrallerin sayısı oldukça fazla. Dolayısıyla buralarda da hava kirliliği maalesef. Çok ciddi boyutlara ulaştı. Özellikle işte Soma'da, e, Afşin'de, Maraş'ta değil mi oradaki termik santralde, yatağında buralarda çok ciddi kirlilikler yaşanıyor değerli arkadaşlar. Şöyle yazayım. Afşin neresiymiş? Maraş değil mi termik santraller? Soma, Manisa, Yatağan, e, Muğla'da arkadaşlar. E, tabii bunların dışında birçok termik santralde var ülkemizde. Yerleşme yeri açmak, bazı tarım ürünlerinde talebi karşılamak için orman tahribatı yapmak, yani ağaçları kesiyoruz, oraya ne yapıyoruz? Ee, ürün ekiyoruz arkadaşlar. Hem ekosisteme zarar verir, hem de sel, erozyon afetlerini hızlandırır. Yani ormanlar. Tahrip edildiğinde sevgili arkadaşlar ortaya çok ciddi sorunlar çıkıyor maalesef. Hem hava çok ciddi şekilde kirleniyor biliyorsunuz ağaçlar karbondioksit değil mi bitkiler? Karbondioksit topluyor emiyor. Ee, onun yerine oksijen veriyor. İşte dünyanın akciğerleridir yani bunlar. Onları kestiğiniz zaman hava kalitesi düşüyor. Onları kestiğiniz zaman yağışlar azalıyor. Onları kestiğiniz zaman ne oluyor? Topraktaki su arkadaşlar e, düzenlenmiyor yani o toprak derinlerdeki yeraltı suyunun düzeni bozuluyor. Gene tarımda nadas yöntemi. Nadas ne demek sevgili arkadaşlar? Nadas toprağı bir yıl ekmeden bekletmek. Toprağı beklettiğinizde ne olur sevgili arkadaşlar? erozyona açık hale gelir. Kimyasal ilaç kullanımı, yanlış sulama teknikleri ve toprak kirliliği ve tuzlanması oluşur diyebiliriz. Bataklıkların kurutulup tarım alanına dönüştürülmesi su ekosistemini işlemez hale getiriyor. Şimdi size sorsa biri ya bataklığı ne yapalım kurutalım. Mantıklı geliyor değil mi? Hayır değil işte. Bataklıklarda çocuklar çok fazla canlı yaşıyor. Ve bataklıklar kendi başına birer ekosistem. Yani onların içerisinde yaşayan canlılar vesaire. Ne yapıyorsunuz orayı kurutunca? Oradaki ekosistemi ortadan kaldırıyorsunuz, yok ediyorsunuz. Dolayısıyla bataklık kurutmak çevreci bir faaliyet değildir. O yüzden ne diyoruz? Bataklık kurutmak çevreci bir eylem değildir. Önemli bir şey arkadaşlar. Bataklı kurtmak iyi bir şey değildir. Verimli topraklarda şehirleşme ve sanayileşme hatalı arazi e, kullanımıdır arkadaşlar. Yani şimdi düşünsenize. Çok güzel, verimli bir delta ovanız var. Eee o on, orada tarım yapacağınızda siz ne yapıyorsunuz orada? şehir kuruyorsunuz. Ya da sanayi tesisi kuruyorsunuz. Yani bunun en bariz e, yanlış kullanımı ülkemizde Gebze Dilovası arkadaşlar. Yani bakın adı ne? Dilovası. Ova. Ne yapmışız biz burada? Sanayileşmişiz. Sanayi tesisleri kurmuşuz. Alın size yanlış arazi kullanımına bir örnek. Efendim söyleyeyim. Gene Adana Çukurova üzerinde kurulmuş bir şehir. Yani kocaman tarım alanının içerisine biz devasa bir şehir yerleştirmişiz. Bunlar yanlış arazi kullanımıdır. Kimyasal atıkların yanlış yöntem ve hatalı yer seçimiyle depolanması doğal çevreye aşırı zarar verir. Fabrika atıklarının nehir, göl ve denizlere verilmesi su canlılarını azaltır ve dolaylı olarak hastalıklara neden olur. Tabi sadece su canlılarını azaltmıyor. Aynı zamanda o akarsuyla sulama falan yapılıyorsa tarım ürünlerine zarar veriyor toprağı kirletiyor arkadaşlar. Maalesef sanayi tesislerinin bu noktada çok ciddi şekilde denetlenmesi gerekiyor. Hem ülkemizde hem dünyada sevgili arkadaşlar. Madencilik özellikle açık işletme şeklinde yapılırsa bitki örtüsüne zarar verir, toprak kirliliği oluşuyor. Yani siz bir madeni kazdığınızda belki aranızda maden ocaklarını gören arkadaşlarımız vardır taş ocaklarından tutun mucur ocaklarına, oradan işte kömür ocaklarına kadar yani buralar kazıldığı için havaya çok ciddi bir böyle bir toz çıkar. O toz bitki örtüsünün üzerine işte örter falan, o yemyeşil bitki örtüsü böyle gri renk alır falan. Yani ciddi bir kirlilik oluşmasına sebep olur. Ulaşım araçları ve eğlence mekanları, iş makineleri gürültü kirliliği oluşturur. Yani bu da tabii özellikle büyük şehirlerde yaşanan sıkıntı. Özellikle İstanbul gibi İzmir gibi Ankara gibi şehirlerimizde arkadaşlar hele hele eviniz böyle yollara yakın bir güzergahta ise korna seslerinden siren seslerinden bir türlü dinlenemezsiniz değerli arkadaşlar konumuzu burada bitiriyoruz ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve cevabı nereye yazıyoruz arkadaşlar videonun yorumlar kısmına yazıyoruz değerli arkadaşlar ne yapmış olduk biz 9. sınıfın artık son konusunu işlemiş olduk ve bir yıl daha zaman geçmiş oldu. Bizler de bir yaş büyüdük. Seneye 10. sınıfta tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.